verebilmesi için sahnenin önüne lütfen. Bu şekil olduğu müddetçe program başlayamayacak. Dayken birbirin dar, jinen azad yuhaz, zaroken roje, gelen serhade, ketkaren mezra botan, karkerno, hevanno, nevanno, hun hemu bihir hatın, sersera serca vahatın, jina vabahu gulan hatın. Arada sahneyi çek, her tarafı çek. Sevgili Trakyalılar, Kadim Anadolu'nun, yaralı Mezopotamya'nın güzel insanları, barışa aykıran kadınlar, doğa mutalan etme diyen gençler, umudun çocukları, güneşin yolcuları, hoş geldiniz, HDP'yi büyütmeye geldiniz, ne güzel eylediniz. İki sözü söyleyerek yola çıktık. Sevdaya Cegerhuy'den dem vurduk. Nazım'dan güç aldık. Haya em ne bin yek, em e tevb için yek bir yek dedik. Yaşam bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşesine dedik. Sizlerle yola çıktık. Hep beraber haykıralım. HDP umuttur. Umut HDP'de. HDP umuttur. Umut HDP'de. HDP umuttur. Umut HDP'de. HDP umuttur. Dimdik ayakta. HDP umuttur. HDP umuttur. Dindik ayakta. Kardeşim al. Onlar Türkiye'nin adayları.
Onlar barışın, özgürlüğün savunucuları. Dönem dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan diyen direniş kültürünün yolcuları. Tekirdağ milletvekili adayları. Sahne arkasında duran arkadaşlar, sizi sahnenin önüne alalım, gücümüzü gösterelim. Arkada durmanın bir anlamı yok. Sahnenin önüne lütfen gücünüzü gösterelim. Lütfen kimse kalmasın arkadaşlar. Programı başlatmak için sizi bekliyorum. Lütfen. Baba. Gücünüzü gösterelim. KHK rejiminin bedel ödeyeni birinci sıra milletvekilimiz Salim Kaplan. Kadınlar değiştirir, kadınlar özgürleştirir. Tekirdağ milletvekilimiz, ikinci sıra milletvekilimiz Feray Mertoğlu. Üçüncü sıra milletvekilimiz Hüseyin Eriş. Genç kadınlardır yaşamı verecek olanlar. Dördüncü sıra milletvekili adayımız Evin Kurbet Demirhan. Alın teriyle büyüteceğiz bu umudu. Beşinci sıra milletvekili adayımız Erhan Güverci. İnançlar özgür olacak. Haklar barış kokacak. Altıncı sıra milletvekili adayımız Halime Tunç. Şu sahnenin önünü biraz boşaltalım. Kadın arkadaşlarımız var. Değerli annelerimiz var. Onları öncelik tanıyalım lütfen. Şöyle 2-3 adım geri gidelim. Kadın arkadaşlar öne geçsin. Ve
Ne yapıyoruz? Yeni Cisra milletvekili adayımız Tekin Çatalkaya. Umut dimdik ayakta. HDP umuttur. Umut dimdik ayakta. HDP umuttur. Umut dimdik ayakta. Milletvekili adaylarımızı yerlerine alalım. Sevgili dostlar, aramızda konuklarımız var. Van milletvekilimiz Sayın Nezgin Dotan. Sayın Ahmet Kaya aramızda. İlçelerimizin eş başkanları ve yöneticileri, HDK metri üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Orası devrilir. Lütfen aşağı inin. İnin inin kimse kalmasın. Sahneden 1,5 metre, 2,5 metre geri gidelim. Lütfen 2-3 adım geri. Lütfen sahneden uzak duralım. Şuraya güvenlik ağı örelim arkadaşlar. Kimse yaklaşmasın. 1 metre geriye. Güvenlik arkadaşlar. Güvenliği sağlayın. Değerli halkımız, sizleri selamlamak üzere Çerkezköy İlçe Eş Başkanımız Sayın Metin Işık'ı sahneye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Değerli arkadaşlar, bugün Kızılpınar'ımda HDP ilçe bürümüzün açılışının mutluluğu ve gurur içerisindeyiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnanın zamanımız çok kısa. Hiçbir şeye değinmedim. Biliyorum sabırsızlıkla çok değerli iki konumuz var. Van Milletvekili Sayın Lezgin Botan ve ses sanatçımız Sayın Ferro Abbas aramıza. Kendilerine hoş geldiniz. Sadece ve sadece bir şey istiyorum size. Değerli arkadaşlar, olası bütün provokasyonlara göz yumuyacağız, kulaklarımızı tıkayacağız ve buna cevaben 24 Haziran'da sandıkta cevabını vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımızın konuşması için kendisine teşekkür ediyoruz. Ani Aram Ali Fırat. Bir mesajımız var dostlar sizlere. Sizlere özel bir yerden. Nereden mi? Edirne cezaevinden kimden mi? Platformdaki arkadaşları yerlerini alıyoruz. Güçlü bir alkışla yerlerini alalım. Arkadaşlar iner misiniz? Arkadaşlar kolonun üstündekiler lütfen iner misiniz? Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir mesajımız var sizlere. Sizleri özel bir yerden. Nereden mi? Edirne cezaevinden. Kimden? Bir vatandaş, bir yurttaş, bir yoldaştan, Demirtaş'tan var, Demirtaş'tan. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın mesajını okumak üzere milletvekili adayımız Salim Kaplan'ı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Tekirdağ, sevgili Çerkezköy halkı. Sen baksana annemden nerede Cemil Eda? 25 Haziran'ı bayrama çevireceksiniz. Bu bayramı bugün burada başlatmışsınız. Bayramınız kutlu olsun size. Sayın Demirtaş'ı tutsak etmeye çalışanlar, 4 numara arasında tutabileceğini sananlar, 25 Haziran'da bu halk Demirtaş'ı özgür.
Sevgili değer Tekirdağ halkı, sevgili Çerkezköy halkı, hepinizi en sıcak duygularımla selamlıyorum. Ayrılma ama buradan. Sonuçları itibariyle oldukça önemli siyasi gelişmelere vesile olacağını düşündüğümüz 24 Haziran seçimlerine sabırsızlıkla hazırlandığınızı biliyorum. Demokratik siyasi mücadelemiz karşı karşıya kalınan hukuksuz saldırılara, ağır baskılara rağmen halen bütün haklarımızın yegane bir umududur. Biz bütün sorunlarımızı barış ve diyalog yöntemiyle çözmek adına yoluna çıkmış olmamıza rağmen maalesef ki hükümetin yargıyı sopa olarak kullanması neticesinde şu anda zindanlardayız. Ancak koşullarımız ne kadar zor ve ağır olursa olsun biz demokratik mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Siz değerli Çerkezköy halkının da kendi partisi olan HDP'ye büyük kıymet verdiğini biliyorum. Bütün çabamız ve mücadelemiz sizlerin bu onurlu duruşuna layık bir hizmeti size sunabilmektir. Biz seçilmişler olarak sizlere hak ettiğiniz hizmeti yeterince sunamadığımızın farkındayız. Yine de tüm eksikliklerimize rağmen rantçı, rüşvetçi, tekçi siyasi anlayışlarla kıyaslanmayacak kadar dürüst, fedakar ve başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Şimdi de ben şahsım olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla, diğer arkadaşlarım ise milletvekili olarak sizlere hizmet sunmak için aday sıfatıyla karşınızdayız. Eminim ki sizin desteğinizle göreve geldiğimizde ben ve diğer seçilmiş bütün arkadaşlarımla birlikte Tekirdağ, Çerkezköy ve diğer ilçelerin ekonomik, sosyal, kültürel bütün sorunlarını bir yıl içinde çözerek huzurlu, mutlu ve özgür bir yaşamı birlikte var etmeyi başarmış olacağız. Ben öncelikle milletvekili adaylarımızı Allah'a, sonra da sizlere emanet ediyorum. Onları büyük bir coşku ve moralle sahipleneceğinize inanıyorum. Aday arkadaşlarımıza sizin bu erdemli tutumunuza karşılık mütevazi bir duruşla ve fedakarca bir emekle layık olacaklardır. 24 Haziran akşamı farkınızı ortaya koyacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş. Milletvekili adayımız Sayın Salim Kaplan'a konuşması için, mektubu okuduğu için teşekkür ediyoruz. Yalnız Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ın bir mesaj var. Milletvekili adaylarımız size emanet. SYK-MYK üyesi Gülseren Tusatoğlu aramızda, SYK-MYK üyesi Barış Akpolat aramızda, SYK-PPM üyesi Mehmet Yücel aramızda, onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum.
Sizi 18 yıla mahkum etseler de susturamazlar. Barışın, demokrasinin, serhatın sesi oldunuz. Van milletvekilimiz Sayın Nezgin Batan'ı sahneye davet ediyorum. Gelemeye fırılmak. Dayıkın Aziz, Juanel Heja, Taşarı Hocam'a zarı kemeğin agit. Hul hemop kher hatın, faşi hatın, sef selamı sef selam hatın. Değerli annelerimiz, sevgili halkımız, bize bu gece burada bu onuru yaşattığınız için hepinize minnettarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep birlikte başaracağız. Mübarek bir ayın içindeyiz. Haziran ayın içindeyiz. Haziran ayı bizim ayımızdır. 7 Haziran ruhuyla 24 Haziran'da halkların barış bayramını, çifte bayramını, Ramazan bayramıyla birlikte şimdiden kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İbadetiniz, orucunuz kabul ola. Değerli gençler, sevgili anneler, çok değerli halkımız, sevgili rüsbilerimiz, değerli esnaflarımız, çok değerli emekçi kardeşlerimiz. Burası emeğin kentidir. Burası barışın, adaletin, kardeşliğin kentidir. Bakın bu gece burada yürek yüreğe emekçiler, Kürtler, Türkler, Aleviler, gençler, kadınlar, emekçiler hep yan yanayız, hep yürek yüreğiz. Tek yürek, tek adama karşı mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız, biz. Tek adam rejimine karşı kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler, esnaflar, Kürtler, Türkler, Aleviler, Çerkesler, demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek üzere hepimiz tek yürek olacağız ve mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Değerli arkadaşlar, emeğinizi sömürüyorlar. Yetmiyor, canlarımızı sömürüyorlar. Yetmiyorlar, hayallerimizi çalıyorlar. Yetmiyorlar, umutlarımızı çalmaya çalışıyorlar. Bunlar sadece para çalmıyorlar. Bunlar sadece ihale hırsızlığı yapmıyorlar. Bunlar duygularımızı, ama ant olsun ki Selo Başkan'ın cesaretiyle, annelerimizin duasıyla biz bu tuzuları 24 Haziran'da sandıklara gireceğiz. HDP'den korkuyorlar, korkuyorlar. Niçin? Peki, niçin HDP'yi baraj altında bırakmak istiyorlar? Çünkü bunlar barıştan korkuyorlar. Bunlar demokrasiden korkuyorlar. Eğer demokrasi galip gelirse, eğer adalet hakim kılınırsa, eğer hepimiz eşit koşullarda, kimsenin ama hiç kimsenin kimliğinden, kültüründen, inancından, dininden korkmadığı demokratik bir Türkiye inşa edersek, işte o zaman bu düzeler, bu hırsızlar bu ülkede bu kolay kolay iktidarı ele geçirip bir halka karşı, halklara karşı bu kadar pervasızca suç işleyemeyecekler. Halkların iradesini tecelli ettiği gün bu hırsızlar ancak ve ancak yerleri şu an Selo Başkan'ın olduğu yerde onlar yargılanacaklar ve bağımsız yargını karşısına çıkaracaklar. HDP'den
nedenden daha dolayı, korkuyorlar. O da nedir? HDP demek kadın özgürlüğü demek. HDP demek işçilerin, emekçilerin alın teri demek. HDP demek gençlerin onurlu geleceği demek. HDP demek halkların özgürce, eşitçe, adil bir şekilde kardeşçe, yan yana, iç içe, el ele halaylarını, türkülerini özgürce söylemek demektir. HDP demek barış demektir. HDP demek adalet demektir. HDP demek hırsızlardan hesap sormak demektir. Bu halka karşı suç işleyenlerden hesap sormak demektir. Türk ve Kürt annelerine namus, şeref borcumuzdur. Gidip annemden telefonunu alsana. Barış içerisinde adil bir şekilde herkesin onuruyla, emeğiyle, kimliğiyle, kültürüyle özgürce yaşadığı demokratik bir Türkiye inşa etmek ve bu hırsızlardan, bu suç çetesinden Türkiye'yi kurtarmaktır. Hep birlikte bunu başaracağız. Bakın, Selahattin Başkan ve arkadaşları niçin cezaevine atıldılar? Biz Türkiye halklarının vicdanını temsil ediyoruz. Çok şükür onlar gibi ne bir belediye başkanımız, ne bir il başkanımız, ne bir ilçe başkanımız, eş başkanlarımız, ne vekillerimiz, ne eş genel başkanlarımız, hiçbirimiz yüz kızartıcı bir suçtan dolayı yargılanmıyor. Tek bir arkadaşımızın hakkında yolsuzluk, hırsızlık dosyaları yok. Bu halka karşı zerre mıskal kadar hiçbir arkadaşımızın işlemiş olduğu bir suç, yüz kızartıcı bir fiil yoktur. Ne istemişiz? Barışı istemişiz. Ne istemişiz? Emeği savunmuşuz. Savaşa karşı barışı savunmuşuz. Sömürüye karşı emeği savunmuşuz. Yoksulluğa karşı işi aşı savunmuşuz. Kadın cinayetlerine karşı kadının eşit temsiliyetini savunmuşuz. Kürdün, Türkün, Alevinin, Sünninin hiçbir şekilde ayrım yapmadan herkesin bu topraklarda kardeşçe, korkmadan, çekinmeden emeğiyle, onuruyla yaşamasını istemişiz. Ve bundan dolayı bu hırsızlar, bu düzolar, bu şer ittifakı bize saldırmıştır. Saldırıya uğrayan biz değil, saldırıya uğrayan Türkiye halklarıdır, emekçilerdir, kadınlardır, gençlerdir, sizlersiniz. Onun için Selo Başkan diyor ki, Selo ben değilim, sizlersiniz, sizler. Bir hücreye kapatılmak istenen Türkiye halklarının ortak iradesidir. Türkiye halklarının özgür ortak yaşam iradesidir. Bir hücreye tıkanmak istenen barıştır, adalettir. Bir hücreye kapatılmak istenen bizlerin umutlarıdır, çocuklarımızın onurlu geleceğidir. Onun için burada Kürt, Türk, Alevi, Sünni, genç farkı düzeltmeksizin hepimizin el birliğiyle 24 Haziran'a bu mantıkla gitmemiz lazım. Ve mutlaka ama mutlaka ne yaparlarsa yapsınlar, HDP sizlerin bu direncinizle, sizlerin bu duruşunuzla, bu onurlu duruşunuzla Türk ve Kürt annelerinin dualarıyla ve hakkı yenilmiş, tüyü bitmemiş yetimlerin, yoksulların, ihraç edilen emekçilerin, atılan akademisyenlerin, barış isteyen onurlu insanların duasıyla 24 Haziran'da halkların en büyük koalisyonu olan HDP, sizleri temsil eden en büyük koalisyon olan, en büyük ittifak olan kadınların, gençlerin, emekçilerin, alevilerin, Türklerin, Türklerin, Sünnilerin ittifakı kazanacak ittifakı. Şarjın aramı benim otobüse geldi. Bu bitse de öyle. Keşke lezzetini. Sevgili arkadaşlar, FETÖ diye dönüyorlar. Ne istediyse FETÖ'ye veren bu Cumhurbaşkanı'ndı. Kendisi itiraf etmiş. Ne istedim de vermedik dedi. İtiraf etti. Ama ne yaptı? Ne yaptı? Kendisini kurdelesini kesti.
kendisinin kornelesini kesti. Asya Bank'a bir polis memuru bir havale yaptığı için polis memurlarını tutukladı. Orada geçen bir hemşireyi tutukladı. Orada geçen uzman çavuşu tutukladı. Orada geçen Zaman Gazetesi'ni okuyan, bunların dayatmasıyla abone yaptıkları Zaman Gazetesi'ni öğretmenleri tutukladılar. Esnafları tutukladılar. Faturayı herkese kestiler ama kendisine diyor, ben diyor yaptım, destek verdim ama Allah beni affetsin. Ya Allah kul hakkını affeder mi? Eder mi? O zaman biz de affetmeyeceğiz. Gençler de affetmeyecek. Ekmeği elinden alınan polis memuru da, uzman çavuş da, hemşire de, öğretmen de, esnaf da biz hakkımızı asla helal etmeyeceğiz ve hesabını 24 Haziran'da hep birlikte soracağız. Hep birlikte. Şimdi bütün umudunu neye bağlamış? Kürt ve Türk gençlerinin çatıştırarak, kan üzerinde politika yaparak Suriye halkını 2000 tır, 2000 tır kayıtlı, ondan ziyade 10 binlerce tır bomba gönderdiler. Komşu bir halkın 11 milyon insanı göç ettirilmek zorunda bıraktılar. Burada direnci hale getirdiler onları. Çünkü o tırlarla giden bombalar orada durmadı, tırların içinde durmadı. O bombalar patladı ve orada komşu bir Müslüman halk kan aldı. Çocuklar öldü, kadınlar öldü, gençler öldü. Evlerini, barklarını kaybettiler. Sonra durmadı, Afrin'e girdi, Afrin'i işgal etti. Arkasından değerli arkadaşlar, şu an savaş politikasının üzerinde iktidarını kurmaya çalışıyor. Ne diyor? Her gün öldürdüğü insan sayısıyla övünüyor. Yeryüzünde böyle bir şey görülmüş müdür? Yaşamı vaat etmiyor. 16 yıldır ne yaptıklarını gördük. Şimdi bakın, konuşmamı bitireceğim. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Burada Kerim Abbas gibi değerli bir sesi dinlemek istesin herhalde. Şimdi bu ülkenin, bakın bu ülkenin 600 bin atamayı bekleyen doktor, mühendis, hemşire, öğretmen ve çeşitli mesleklerden 600 bin gencimiz var. Ve diğer istatistiklere göre, iş kurum başvurusuna göre 6,5 milyon genç ayrıca işsiz var. Evlenemiyor, yuva kuramıyor. Burada Edirne'de, Tekirdağ'da, ta Hakkari'ye kadar anneler, gençler, babalar gençlerin çocuklarını yetiştirmek için dişinden tırnağından arttırıyor. Uykusuz kalıyor, aç kalıyor, inşaatlarda çalışıyor. Köyünde emeğini biriktirip çocuğum okusun diye veriyor. Bu çocuklar şu an 600 bin gençimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, mühendisimiz atamayı beklerken bunlar ne yaptılar? Kırgızistan'da, Çeçenistan'da, Uygur'da, Orta Asya'dan, Doğu Avrupa'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın her yerinde ÖSO adı altında 90 bin tane çeteyi bir araya getirdiler ve her birine ayda 8 milyar maaş veriyor. 8 milyar. Siz çetelere, siz bir 90 bin çetenin her birine ayda 8 milyar bu halkın vergilerini götürün. Sadece bunların işi adam öldürmekti. Bakın bu çetelerin. Özgür Suriye ordusu diyor, hiçbiri asla Suriyeli değil. Çeçenistan'dan, Kafganistan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Doğu Avrupa'dan, Endonezya'dan topladıkları 90 bin çeteye ayda 8 milyar maaş vereceksin. Burada emekliler, köylüler, çiftçiler acı içerisinde ıstırap çekecek. 600 bin genç atamayı bekleyecek. Ha, doktor bekleyecek, öğretmen bekleyecek. 200 bin öğretmen açığı, 100 bine yakın sağlık memuru açığı var, doktor açığı var. Ama sizin vergilerinizde bu çetelerin ayrıca sağlık giderleri, başka ihtiyaçları, bir tane çete bugün Türkiye 15 milyara mal oluyor. Peki kardeşim, bu ülkenin parası,
gençleri dururken, öğretmenleri atamayı bekleyen ve 6,5 milyon genci dururken sen nereden, hangi hakla, hangi izinle, hangi ehliyetle sen bu halkın parasını alıp bu katillere, bu çetelere veriyorsun? Niçin bunu yapıyorsun? Burada Kürt aileleri, Türk aileleri, emekçileri, gençleri bu hesabı sormayacak mı? Yine kaç gün önce bir ihale yaptılar, bir ihale. 600 bin Suriyeliye her birine ayda 900 lira telefon konuşma hakkı. Değerli arkadaşlar, ben sizin milletvekilinizim. Hem Van'ın milletvekiliyim, hem Tekirdağ'ın milletvekiliyim. Değerli arkadaşlar, bakın, ben, devlet bana bir yılda 22 bin lira telefonla konuşabilirsin demiş. Çünkü biz size hizmet soracağız. Ama ben gerektiğinde bu telefonu kullanıyorum. Maksimum benim faturam 300 liradır arkadaşlar, 300 lira. Yani 22 bin lira bana telefon faturası hakkı verdi diye oturup gece gündüz o parayı israf etmiyorum. Onlar gibi saraylarda israf yapmıyorum. Onlar gibi devletinin kenarı olanaklarını israf etmiyorum. Şu israf haramdır, haramdır, haramdır. Fakat 600 bin Suriyelinin, tamam Suriyeli bizim kardeşlerimiz, bizim insanımız. Gelmişler ülkelerimize, gelmişler. Hangi şartlardan için geldiklerini az önce anlattım. Onlara da ayda ben bir milletvekili olarak 300 lira tüketiyorsam ona da 150 lira, 300 lira tüketim hakkını verelim karşılıksız. Ama bakın arkadaşlar, 600 bin kişiye her birine, bakın siz hepiniz telefon kullanıyorsunuz. Maksimum ödediğiniz fatura 100'dür, 150 lira da 50 liradır. Doğru mu? Onlarla aynı şartlarda var. Ama her birine 900 lira bakın. Peki bu neyin diye bilir kardeşim? Bu kadar paramız var mı? Bu kadar imkanımız var mı? Yok elbette. Diğer taraftan ne yapıyor? Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, gidiyor Almanya'dan, İngiltere'den. IMF'den para almıyor diyor. Doğrudur. IMF'den almıyorsun ama gidip İngiltere'de alıyorsun. Mehmet Şimşek bir aydır İngiltere'de yalvarıyor parayı almak için. Giriyorsa Almanya'dan alıyorsun, Rusya'dan alıyorsun. Halkın kredi, bakın. Şu an yurttaşlık, biz artık burada bu topraklarda AKP'nin yürüttüğü politikalar sonucu yurttaş değil, müşteri, hem de kiracı müşteri haline getirdik bizi. Çünkü şu an Almanya'dan, Rusya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan aldığı kredilerle getiriyor burada yandaşlara veriyor. Bu yandaşların yaptığı hastanelere, yollara, köprülere diyor ki ben size bire minnet veriyorum. Ben diyor yatırım yaptım, yol yaptım, köprü yaptım. Kardeşim, geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Gitmediğimiz hastanenin parasını ödüyoruz. Gittiğimiz hastanelerin de yine para ödüyoruz. Para ödemeden ne köprüden geçebiliyorsunuz, ne hastaneye gidebiliyorsunuz. Hem bizi boşlandırıyor, hem bu ülkenin geleceğini Almanlara, Fransızlara, Ruslara, Amerikanlara ipoteğine sokacaksın. Oradan aldığın krediyi yandaşa vereceksin. Hem de yaptığın köprüden de gene paralı geçeceksin. Hem de yine bize minnet etmiş gibi başımıza kalkacaksın. Hadi oradan diyorum, hadi. Yeter artık. Değerli arkadaşlar, sen hocanın, sen o başkanın ve bütün arkadaşlarının, yoldaşlarının size selamı var. Diyor ki, barış için, adalet için, özgürlük için, eşitlik için, kadınlar için, kadınların özgürlüğü için, gençlerin emeği, onun geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, esnafımızın huzuru için. Çünkü şu an çiftçi kan alıyor. İsyanda. Esnaf kepenk indiriyor. İsyanda. Esnafı enflasyona ezdiriyor. İş adamı şu an kredileri, banka kredileri altında eziliyor. İflas etmek üzere. Bu ülkeyi iflasın eşiğine getiren. Bu ülkeyi şu an suyu tuğana çevirenler. Bu ülkenin bütün kaynaklarını 3-5 tane şeker fabrikasını alıp yandaşa satanları, bu ülkeye acıdan başka verebilecekleri hiçbir şey yoktur değerli arkadaşlar. Verebilecekleri hiçbir şey yoktur.
Değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Ana sporu seviyorum. Selo başkanını da seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve buradan odalı sarayda kabadayılık yapan, ucuz politika yapan, kasaba politikacılığı yapanlara biz sadece şunu söylüyoruz. Şunu söylüyoruz. Bir hücreye de koysanız o hücrede barışı ve umudu büyüteceğiz. Bir oy Selahattin Demirtaş'a, bir oy HDP'ye. Çünkü HDP'yi baraj altında bırakmak demek ülkeyi baraj altında bırakmak gerek. HDP kuruna baraj, ülkenin barışına, umuduna, geleceğine kurulmuş barajdır. Kadınlara, gençlere, emekçilere kurulmuş barajdır. Barışa kurulmuş barajdır. Biz gençler, kadınlar, emekçiler, Kürtler, Türkler, Aleviler bize kurulan bu tuzağı, bu barajı bozacak ve yine bu parlamentoda bir daha kavuk, karanlık, hırsızlık, yolsuzluğa izin vermeyeceğiz. Sağ aşağı izin vermeyeceğiz. Çatışmaya izin vermeyeceğiz. Barışı, adaleti tesis etmek için herkes ama herkes bu geceden itibaren 18 gün kaldı. Bu 18 günde tuttuğunuz orucun hatırına, tuttuğunuz orucun hatırına ve ibadetin hatırına hiçbiriniz, çünkü biz özgürlük ve demokrasi cihadını yürütüyoruz. Onlar hırsızlık, zulmün cihadını yürütüyorlar. Biz özgürlüğün, demokrasinin, kardeşliğin, adaletin cihadını yürüteceğiz. Bu geceden itibaren her biriniz bir Selahattin Demirtaş, her biriniz bir Figen İnsekdağ kapı kapı gezeceğiz ve bu kapı kazanacağız. Mesaj alınmıştı. Sesiniz şu an o hücrenin duvarlarını deşip Fero Başkan'a ulaşmıştı. Diğer tarafta sarayın duvarlarına çarparak mesajınız Beştepe'ye de ulaşmıştı. Vakit tamam. Vakit geldi. Artık tamam diyoruz. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Sıra buraya serkesin, serkesin. Dümrün aferinler. Ama bu çizgin üstü çare kazıyorum hem o. Çeşme demokrasiye hem Rabbiniz ki salamun eser kertin. Amanet bir kurayım. Saygılar, sevgiler. Allah'a amanet olun. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Demokrasi bayramımız kutlu olsun. Sevgiler, selamlar.